Arkadaşlar merhaba. Bugün Atışa'ya geldik yine. Sizlere Hardox 600 çelik hedefimize bir atış yapacağız. Arkadaşlar şimdiye kadar hep böyle saçma sapan hedefleri atıyorduk. Şimdiye kadar bu Hardox'u neden düşüremedik bilmiyorum. Sağ olsun arkadaşlar düşündüler. İnternet üzerinde yayınladılar. MFG taktikal olsun. Çelik hedef olsun Ankara'dan. Temin ettik biz de. Yaptık. Bu zevki biz de yaşıyoruz onların sayesinde. Onlara teşekkür ediyorum buradan. Şimdi Hardox'a bir 3 atış yapacağız. Bakacağız. Sesini duyacağız. Hardox 600'ün. Arkadaşlar bu Hardox 450-500 değil. 600. O yüzden bunun kalınlığı 7 milim falan. 7 milim bir taca Hardox'a hiçbir kurşun, hiçbir zarar vermiyor. Bunu hep beraber test edeceğiz. Şimdi göreceğiz. Atışımızı gerçekleştirelim. Ondan sonra hedefe gidip bakalım. Hedefte ne gibi bir izlenim bırakıyor. Başlıyoruz atışımıza. Tüfeğimiz emniyette. Boş. Şimdi gidip hedefimize bakalım. Hedefin sesini duydunuz. Evet. Görüldüğü gibi hiçbir şekilde zedelenme, arkasını çevir, yıpranma yok. Kalınlığına bakarım. 7 milim. 10 milim biraz ağır kalıyor. O yüzden 7 milim hem taşıması basit hem hafif kalıyor. Arkasına bakalım bir de. Tam arkasına. Şöyle. Tertemiz. Tertemiz. Hiçbir bu tarafa patlama bile yok. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar şimdiye kadar saçma sapan hedeflere atış yaptığım için kendime acıyorum. O yüzden herkesi çelik hedef almaya davet ediyorum. Herkesi Hardox çelik hedefe atış yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu zevki yaşayın. Tüfeğin de güzel. Evet, tüfeğin zaten tüfeğime diyecek yok. Bunu artık herkes biliyor, tanıyor. Bora BR20 Türkiye'nin en iyi şarjörlü av tüfeği. Bu tüfeği ben alalı yaklaşık 1 yıl kadar oldu. 1 yıl içerisinde tahmin ediyorum bir herhalde 5000 tane fişek attım. Bir tane bile tutukluk yapmadı. Peş peşe 160 tane bir atışım vardı. Onu da izlemişsinizdir herhalde. İzlemediyseniz YouTube kanalından izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Hiç durmadan 160 tane mermiyi, kurşunu peş peşe yolladık. Yani tüfeğe diyecek yok. O yüzden Bora BR20'ye sonuna kadar güveniyorum. Teşekkür ediyorum.